Fırınımız ısıtmıyor. Resistansları yeterince ısınmadığı için. Öncelikle arkasından vidalarını açacağız. Resistanslarımızı kontrol edeceğiz. Resistanslarımız sağlamsa komütatörlerimizi kontrol edeceğiz. Bakalım arızası neymiş. Arkasında gördüğünüz vidaları hepsini açacağız. Üst kapağı çıkartacağız. Fırınımız Luxel. Şu iki yer resistansın uçları. Ölçü aletiyle bunları ölçeceğiz. Resistansların omajları biraz yüksek olduğundan ohm kademesinde ölçeceğiz. Gördüğünüz gibi 76 ohm. Alttaki resistansı ölçüyorum. 47 ohm. Demek ki bizim resistanslarımız çalışıyor. Burada bakabileceğimiz birincisi komütatörümüz. Diğeri termiğimiz. Pek sıkıntı çıkartmasa da zaman ayarı. Hemen zaman ayarını da bir bakalım. Tamam, zaman ayarımız çalışıyor. Onun kontrolü nasıl yapıyoruz? Şu anda omaj göstermiyor. Çünkü aktif değil. Şu an aktif ettiğim an devreyi kapattığı için elektrik akımı geçiyor. Termiğimizin cıvatası gevşemiş. Bundan dolayı yakmış olma ihtimali yüksek.
Çekelim ve bakalım. Sıkıntımız neymiş? Evet, termiğimizi söktük. Şimdi bakalım. Termiğimiz çalışıyor. Termiğimiz de çalışıyor. Şimdi geriye komutatörümüz kaldı. Onu da bir sökelim. Doğru kademelerde doğru geçişleri verecek mi? Bir bakalım fiziki olarak. Gördüğünüz üzere komutatörde fiziki olarak bir sıkıntı gözükmüyor. Biz yine ölçümümüzü yapalım. Komutatörümüzde bir sıkıntı var. Buradan kilit mekanizması var. Bu kilit mekanizmasına bastırarak gitmemiz gerekiyor. Renklerine dikkat edelim. Daha sonra bize lazım olacak.
Evet, ağızlarlı parçamız komutatörümüz. Bunu yenisini değiştirdiğiniz zaman sorunumuz kalmayacak. Evet, bu ağızlarlı komutatörümüz. Bu da yeni gelen komutatör. Şimdi bunu monte edip fırını toplayacağız. Bu termostattan gelen kablo. Şimdi test zamanı. Evet, üst ısındı. Alt ısındı. Şimdi fırınımızı geri toplayacağız.